Mesela bir öğrenci koçu, bir danışan geldi, öğrenci kardeşimiz. Dedi ki ben sınav sürecinde nasıl bir plan program çizerek şu sınava, işte TEOG olur, YGS, LYS olur, hazırlanacağım kısmında sıkıntı yaşıyorum, odaklanamıyorum. Programlarım sırasında kendime çok fazla stres yüklüyorum. Bu benim dersi dinlemede dikkatimin dağılmasına neden oluyor gibi konularla gelebilir. İşte bu noktada koç biriktirmiş olduğu kendi cebindeki diğer eğitimleri potasında eriterek, bunlar hızlı okuma olabilir, hafıza tekniği olabilir, öğrencisinin işine yarayacak noktada bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşır ve öğrencinin moralinin yüksek tutacağı seviyeye çıkartır. Birlikte yol arkadaşlığına devam ederler. Tabii bir de günümüzde kurumsal anlamda firmalarda koçlarla birlikte çalışıyorlar. Tabii hani kendi plan ve projeleri kapsamında, ajandaları kapsamında satış ciroları arttırmak, personel iletişimini güçlendirmek, bunlarla ilgili konularda koçtan da destek alan firmalar var. Bu noktada koç ne yapıyor? İlk başta firmayı gözlemliyor. Tabii konuya göre değişir. Turizm sektörü mü, yazılım sektörü mü, hangi sektörse. İlk başta kurumun lideriyle yapılan konuşmada oturulur. Plan, taslak, proje bunlar oluşturulur ve arkasından da hedefe giden yolda birlikte ilerlerler. Tabii burada fayda ne? Kurum dışarıdan bir gözlemciyle birlikte çalıştığı zaman kendi iç dinamiklerini çok daha iyi keşfetme, firmanın güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditlerini birlikte inceleme fırsatı yakalar.